Merhaba arkadaşlar. Bugün Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi ve tımarlı sipahiler konusunu işleyeceğiz. Çok önemli bir konudur. Çünkü devleti siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal bakımından etkileyen bir sistemdir. Ve soru potansiyeli de fazladır. Tımar, devlet görevlerine hizmetleri karşılığında belli bir bölgenin vergi toplama yetkisinin devredilmesi anlamına gelmektedir. Şimdi bunları ayrıntılarıyla işleyerek öğreneceğiz. Şimdi tımar sistemiyle Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişlemesiyle beraber merkezden uzak toprakların idaresi de toprağın işlenmesi de önemli bir husustu. Bu yüzden tımar sistemi Osmanlı kendisinden önce de Büyük Selçuklu ve Memlükler gibi tarafından kullanılan bu sistemi kullanmıştır. Büyük Selçuklar'da İkta diye karşımıza çıkan Osmanlı'daki tımar sistemi. Tımar, geçimleri ve hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memura vergi toplama yetkisinin devredilmesi anlamına gelmektedir. Tımar sahiplerine ehli tımar veya tımarlı sipahi denilmektedir. Tımar sisteminin uygulanmasında ilk aşama fethedilen herhangi bir bölgenin tahririni yapılarak vergi gelirlerinin belirlenmesidir. Şimdi bu tahrir önemlidir. Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara tahrir adı verilmiş. Bunların tutulduğu defterlere de tahrir defterleri denmiştir. Buradaki amaç eyaletteki nüfus ve gelir kaynaklarını tespit etmek ve bunları devlet görevlerine, şahıslara ve vakıflara hizmetleri karşılığında maaş, mülk ya da gelir olarak dağıtmaktadır. Evet, bu gelirler farklı büyüklükteki parçalara ayrılarak ilgili şahısların rüt ve mevkilerine göre dirlik olarak verilmiştir. Tımar sistemi içerisinde yer alan bu dirlikler gelir durumuna göre has, zehamet ve tımar olmak üzere 3 kısma ayrılmıştır. Şimdi bu dirliklere baktığımız zaman bunlar Osmanlı Devleti'nde miri toprakların içerisindeki kısımdır. Yani toprakların mülkiyeti devlete aittir. Devlet bu toprakların vergilerini toplamak üzere bu kişilere dağıtır. Şimdi bunlar da gelirlerine göre bütün topraklar aynı değildir. Gelirlerine göre ayırmışlardır. Büyüklüğüne göre değil, topraktan elde edilen yıllık gelire göre. Geliri 100 bin akçeden fazla olan topraklara, dirliklere has denmiştir. Padişah ve üst derecede görev alan devlet adamları almıştır. Yani yine padişahtan başka hanedan mensubu kişilere de verilirdi. Vezirlere, beyler beylerine, sancak beylerine gibi verilen topraklardı. Bunlarda mesela devlet rical içinde en fazla senelik geliri olan has, Vezir Hassam hasıydı. Bu kanunnamede belirlendiğine göre 1 milyon 200 bin akçe civarındaydı. Bu has sahipleri dirliğinin her 5 bin akçesi için sefere bir cebelü yani atlı asker göndermekle mükellefti. Bu dirlik topraklarının hepsi elde ettikleri gelirlerin bir kısmı ile bu atlı asker dediğimiz cebelüyü beslemek zorunda. Has ve zihamette her 5000 için, tımarda her 3000 için bir cebelü yetiştirmek zorundaydı. Mesela hemen bu da şu örneği verelim. 15. yüzyılda Anadolu eyaletinde başta padişah hasları olmak üzere diğer bazı devlet adamlarına ait hasların geliri toplam 41 milyon akçe idi. Bu da yaklaşık 8.210 cebelü ediyordu. Yani bu haslardan toplanan gelirlerden elde edilen asker sayısını veriyor. Zihamet 20 bin ile 100 bin akçe arası dirliklerdir. Zihametler genellikle orta dereceli işte subaşı, kadı gibi devlet memurlarına verilirdi. Tımarda yıllık geliri 20 bin akçeye kadar olan dirliklerdir. Daha doğrusu işte 19.999 akçe 20 bin oldu mu zihamet olur. Savaşlarda yararlılık gösteren askerlere verilirdi. Yine bunların başındaki kişiye de tımar sipahi denirdi. Bunlar da gelirin ilk 3000 akçesini kılıç hakkı olarak kendilerine ayırır. Kalan her 3000 akçe için bir cebelü yetiştirirlerdi. Demek ki Osmanlı Devleti'nde sistem şu. Toprağın sahibi devlettir. Bunu unutmayalım. Şimdi miri toprak dediğimiz topraklar devlete ait olan topraklardır.
şahsa ait olan topraklara mülki toprak denir. Osmanlı topraklarının çoğunluğu miridir, yani devlete aittir. Toprağın üzerindeki çiftçiler, köylüler bu toprağı ekmekle mükelleftir. O yüzden tımar toprakları, yani bu topraklar kişiye ait olmadığı için miras bırakılamaz. Satılamaz, kiralanamaz, vakfedilemez. Toprağın mülkiyeti devletindir. Çiftçi bunu işler, elde ettiği ürünün vergisini devlete öder. İşte bu vergiyi toplamakla görevli kişiye de tımar sahibi, yani tımarlı sipahi diyoruz. Bunun beslemek zorunda olduğu askere de cebelü deniyor. Bu cebelülerin hepsi orduda Osmanlı eyalet askerlerinin en önemli kısmı olan tımarlı sipahileri oluşturuyor. Bu üçlüyü unutmazsanız tımar sistemi kafanızda daha kolay kalır. Şimdi Osmanlı Devleti'nde bunu ileriki konumuzda tekrar söyleyeceğiz. Yönetenler ve yönetilenler de ikiye ayrıldı. İşte bu yöneten kısım vergi ödemezdi. Vergi ödeyenlere reaya denirdi. Bunlar yaptıkları hizmet karşılığı vergilerini ödemiş sayılırdı. İşte bunların ödeyecekleri vergiyi de bunlar alırlardı. Bunlar Osmanlı ordusunun içerisindeki eyalet askerlerinin önemli kısmı dediğimiz tımarlı sipahiler bu tımar sistemi sayesinde oluşuyordu. Tımarlı sipahilerin beslenmek zorunda oldukları askere de ne isim veriliyormuş? Cebelü denirdi. Bu askerler sefere katılırlardı. Sefere katılmayan sipahinin dirlikleri ellerinden alınırdı. Tımarlı sipahi reaya da kanunnamelerde belirtilen oranlardan fazla vergi talep edemezdi. Ayrıca ürün olarak ödemesi gereken vergiyi nakit olarak alamazdı. Şimdi burada nakdi vergi biz ayni vergi diyoruz. Ayni vergi dediğimiz ürün üzerinden verilen vergidir. Diyelim işte bu onda bir verilen bir vergi olsun. O dönem bir çiftçi diyelim ki bir ton buğday elde etti. Bunun onda bir olan 100 kiloyu devlete vermek zorunda. İşte bunu devlet adına kim alıyor? Tımarlı sipahi alıyor. Tımarlı sipahiler toprak ve köylü üzerindeki yetkileri hukuk çerçevesine alınmıştı. Yani tımarlı sipahinin yetkileri kanunla belirlenmiş. Sipahi ile köylü arasındaki birbirlerine karşı görev, yetki ve sorumlulukları da vardı ve bunu bilirlerdi. Köylü sipahiden gelebilecek bir haksızlığa karşı direnme, hatta kuvvetle karşı koyma hakkı da verilmişti. Diyelim ki kendisinin alakalı özel bir şeyini yaptırmak istedi. Köylü bunu yapmayınca sipahi ona zor kullandı ve köylü de buna karşılık verdi, direndi. İşte bu durumda sipahi haksız oluyor. Köylü velev ki bir tane vurmuş olsa bile, yani orada kaba bir kuvvet kullanmış olsa bile devlet köylüyü haklı buluyor. Tımar topraklarının biraz önce dediğim gibi devlet mülkü olması sebebiyle bunlar miras bırakılamaz, satılamaz, kiraya verilemezdi. Tımar toprakları sipahinin ve köylünün elinden keyfi olarak alınamazdı. Şimdi ne dedik biz? Toprak devletin. Devlet bunu köylüye işlesin diye vermiş. O köylülerin işledikleri toprakların vergisini toplamak üzere de sipahiyi görevlendirmiş. Bu ikisi de kendisine düşeni yapacak. Köylü toprağı ekecek, üretimin devamını sağlayacak. Sipahi vergileri düzgün toplayacak. Beslemiş olduğu cebelülerle beraber sefere katılacak. Ve oranın güvenliğini sağlayacak. Olay bu. Köylü toprağını ekmez. Ya da işte bilerek herhangi bir sebep göstermeden toprağını boş bırakır. Üzerine düşenleri yapmazsa elinden alır. Onun dışında köylünün elinden toprağı alamazsın. Sipahi de yine eğer sefere katılmazsa ya da köylü üzerinde baskı oluşturursa onun da elinden o bölge alınırdı. Onun dışında eğer her şey düzgün gittiği sürece ne sipahiden ne de köylünün elinden toprak alınmazdı. Osmanlı Devleti'nde bu sistem, bakın, Avrupa'daki feodal sistem, yani ikisi de toprağa dayalı bir sistemdir. Tımar sisteminde feodal sistemdi. Ama arasındaki en önemli fark, tımarlı sipahiler devlet onları oraya kısıtlı yetkilerle gönderiyor ve toprağın sahibi devlet. Halbuki feodalitede toprağın sahibi oradaki feodal beydi. Hatta toprakla beraber üzerindeki köylünün de hakkı, üzerindeki köylüyü de feodal bey kendisine, yani oradaki senyör kendisinin kabul ediyordu. O yüzden
Osmanlı Devleti bu toprak aristokrasisi oluşmasın diye bu şeylere çok iyi dikkat etmiştir. Aynı zamanda merkezi otoriteyi en uçlara kadar taşıyabilmek için de tımarlı sistemi getirmiştir. Tımar sistemini. Çünkü sipahiler oranın aynı zamanda güvenliğini sağlıyorlardı. Bu biraz önce dediğim her bölgeden toplanan cebelüler bir araya gelerek tımarlı sipahileri oluşturur dedik. İşte sancaklarda toplanırlar. Daha sonra bütün eyaletteki bütün tımarlar bir araya gelir. Hepsi başındaki tımar sahibiyle beraber Beylerbeyliği'nin emrine katılır. Beylerbeyi de bunları toplayarak savaş meydanına gelir. Bir bakmışsınız tımarlı sipahiler çok büyük bir güç olmuş. Bu tımarlı sipahiler ne dedik? Savaşa katılmak zorunda dedik. Savaş olmadığı zaman yaşadığı yerin güvenliğinden sorumludur ve o bölgedeki halkın vergilerini toplamaklar. Tımarlı sipahinin görevi belli. Neymiş? Bir, bölgedeki vergileri toplamak. İki, topladığı vergiden bir kısmını kendine ayırdıktan sonra asker yetiştirmek ve bu askerlerle savaş zamanı savaşa katılmak, barış zamanı da bölgenin güvenliğini sağlamak. Peki köylünün görevine kendisine verilmiş olan topraklarda üretim yapmak ve toprağın sürekli devamını sağlamak, yani üretimin devamını sağlamak. Böylelikle devlet bu sistem sayesinde hem toprağın işlenmesini sağlıyor, hem bölgenin güvenliğini sağlıyor, hem vergi toplamak için ekstra bir memur göndermiyor, hem de savaşta hiçbir ücret vermeden hazır bir orduya sahip oluyor. Biliyorsunuz Kapıkulu askerleri paralı askerlerdi. Yani onlar maaş alırlardı. Halbuki tımarlı sipahiler maaş almaz. Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahilerden başka yine eyalet askeri statüsünde olan akıncılar, deliler, yörükler, beşliler, yayalar ve müsellemler gibi yardımcı kuvvetler de kullanmıştır. Bunlar daha çok öncü, geri hizmet ve kara kuvvetler şeklinde görevlendirilmiştir. Bunlardan bir tanesi mesela deliler. Deliler mecazen korkusuz, gözü pek atılgan anlamında kullanılan deli kelimesi tarih terimi olarak delice cesaret ve atılganlıklardan dolayı bir askeri zümreyi ifade ederdi. Bunlar şecaat ve cesaretleriyle meşhur olup düşmana korkusuzca saldırmaları ve gözlerini budaktan esirgememe nedenleriyle deli olarak adlandırılmıştır. Türklerde zaten bir söz vardır. Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Bunlar aynı akıncılar ve azaplar gibi ordunun önünden savaşa gider. Savaş sırasında düşman ordularına saplarını yarar, onlardan esir alırlar. Ağır zırh ve silah kullanmazlar. Çok ağır şeyler taşımazlar. Bunların en önemli özellikleri onları sıra dışı yapan kıyafetleridir. Deliler resimdeki görüldüğü gibi benekli sırtlan, samur, kaplan, leopar derisinden yapılmış, üzerinde kartal kanatları olan ve tüy takılmış bir başlık kullanırlardı. Bu şekilde giymiş oldukları kıyafetler diye düşman da zaten bir korku yaratırlar. Üzerine değişik boyalar ya da maskeler de takabilirlerdi ve bağırarak düşman üzerine saldırırlar. Gerekirse ellerini de bir silah olarak kullanırlardı. Düşmana korku verirlerdi. Evet, bir sonraki konumuzda Yeniçeri Ocağı'nı işleyeceğiz.